Merhaba. 26 Mart'ta diktiğim bahçe ile ilgili uzun zamandır video atamıyorum. 26 Mart'tan sonra yaptığım birçok işlem var bahçede. Kendi haline bırakmadım. Ama bunları ayrı başlıklar altında yayınlayacağım bundan sonra. Hepsini şimdi yaparsam çok uzun bir video olacak. Bugün özellikle don zararı ile ilgili konuşacağız. Don zararı ne zaman vurdu bahçeyi? Mayıs'ın son haftası vurdu. Yani 2 hafta önce vurdu. Neredeyse Haziran girmek üzereydi. 25 Mayıs gecesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 24-25 Mayıs. -4'e kadar düştü burada hava. Tabi uyanan bütün gözler öldü. Sürgün vermiş yapraklarda da yanmalar oldu. Ama 2 hafta içinde verdiğimiz birkaç gübrenin, gübre demeyelim, organik gübrenin, deniz yosunu verdim, humik asit verdim. Bunların da belki faydası oldu. İyi toparladılar gibi. Şimdi şöyle ağaçları genel bir göstereyim. Bunlar bademlerdi. Dikimde de zaten beğenmediğim fidanlardı bunlar. Yani neyini beğenmedim? Gerçi hepsini ayrı başlık yapayım diyorum ama illaki bir şeylere değineceğim. Ya bunlar kalın, oldukça kalın fidanlardı. Yani oldukça da uygun olduğu için o günün şartlarında da bulamadık, diktik. Ama umduğumdan iyi toparladılar. Deniz yosunundan sonra da şu altlardan tekrar göz patlatmaya başladı. Yani bunu ben deniz yosununa bağlıyorum. Ama tabii ki şimdi bir tavsiye veriyor değilim. Ben bu işin uzmanı da değilim. Eğer bu bahçeye bakıp bir şeyler yapma niyetindeyseniz biraz bekleyin. Yanlış şey varsa onu da söylerim zaten. Evet, şöyle bademlere bakalım. Bunlar iyi fidanlar değiller. Türleriyle ilgili de başka bir video çekeceğim. Hangi cinsleri diktiğimle ilgili. Ama bunlar ta diplerden bile tekrar patlatmaya başladı. Tabi bunları ben alıyorum ama çok küçükken alınca tekrar çıkıyor. Biraz büyüsünler öyle alacağım. Evet, bu bademler böyle. Bunlarda çok büyük don zararı olmadı. Neden olmadı? Zaten yoktular. Yani 2 hafta içinde bu verdiğim humik asit ve deniz yosunundan sonra kabarmaya başladılar. Ama şurada toparlayamamış bir yaprak var. Şöyle kısacıklardı zaten. Şu üstler yeni sürgün hep. Evet, bakalım. Burada bir tane kuruyan ağacım var. Şimdilik bir tane kuruyan ağaç görünüyor. Bu bir can eriğiydi. Bu tutmadı. Neden tutmadı? Tahminim fidanın kendisinden de kaynaklanan problemler vardı. Benden kaynaklanan problem ise yüksek diktim bu ağacı. Yani 3-4 dal üzerine diktim. Yüksek diktim derken bunu kastediyorum. Belki daha kısa dikseydim, belki bu boylarda dikseydim 60 santimden, 70 santimden daha iyi tutacaktı. Ama dalları çok güzeldi. Kesmek istemedim, kıyamadım. İşte ağaç tutmadı bu sefer de, gücü yetmedi. Bunu değiştireceğim tüplülerle. Şurada bir tüplü vişnem vardı. Bu gayet kendine göre devam ediyor. Ama mesela don zararını şurada görelim. Bu yaprakların hepsi böyleydi. Simsiyah geçti, yandılar. Şunlar hep yeni sürgün, görünüyor zaten. Ama şu altlar hep yandı. Bu kendini toparlamış hali. Bunlar başka hiçbir şeyden olmadı. Sadece dondan sonra oldu ve rüzgarın etkisiyle de böyle dağıldılar. Artık o siyahlıklar tabii uçtu gitti. Şuradaki elmada biraz daha belli olacak o. Bak, parçalanmış gibi, yenmiş gibi yapraklar. Evet, bu don zararı. Şöyle hızlıca göstereyim diğerlerinde. Bu araları dolduracağım Ağustos'un sonunda. Böyle bırakmayacağız tabii. Çünkü buradaki soğukların neler yapabileceğini gördük. Evet, bu şeftaliydi. Şeftalinin işte donun elime geldiği yaprak. O kadar zayıflamış zaten. Evet, don zararı bunlar. Tepeler güzel. Devam ediyor. Bir de bunun burada bir yarası vardı. Artık kazma mı vurdu, kürek mi vurdu, ne vurdu? Geç fark ettim onu da. Orayı kapattıktan sonra biraz daha iyi toparladı. Bunların nasıl bağlandığı ile ilgili, neler yaptığımla ilgili, gübreleme ile ilgili ayrı videolar çekeceğim. Hepsi şimdi yetmeyecek. Bu armut ağacı. Çok güzel sürgünü var. Yani şöyle benim karışım 22 santimdir. 20 santim diyelim. Bir karış, iki karıştan biraz az. Güzel boyu ve don yemiş bir ağaç. Buna rağmen iyi sürdüler. İşte bunlar hep don zararı. Don yemiş bir fidan. Evet, armutlardaki etkisi böyle. Bu da Ankara armudu. Ankara armudunu da bu hale soktu. Toparladı kendini şimdi. Evet. Ayva da bakalım ne yapmış.
Ayvayı çok kötü yakmıştı aslında ama ayva iyi toparladı. Bunlar hep kastı kavurdu. Burada su tutlarımızın yeri belli. Evet, yine rüzgar çıkıyor. Dondan sonraki kısım şurası. Şu bölümü şöyle parmağım iki boğum kadar 2 haftada sürmüş. Normalde güzel gidiyordu. Şuradan bir dal bırakmıştım. Keşke de bırakmasaydım, o kurudu zaten. Bunu da alacağım ileride. Burası yaralı zaten. Üstten bir taç oluştururuz bunu. Bunları ben hep 90 santim civarından, 80-90 santimden vurmuştum. Cevizleri hariç. Cevizleri zaten 3 gözden vurmuştum. Cevizlere gelince de durumu göstereceğim. Elmaları hızlı geçelim. Elmalar çok güçlü, kuvvetliler. Soğuk iklime dayanıklılar. Bu ekşi elma. Buna hemen hemen hiçbir zarar olmadı. Çünkü çok küçüktü daha. Yeni açıyordu. Tekrar açtı. Evet. Bu golden elma böyle. Yapraklar delik deşik oldu. Golden'in alttaki filizlerini alıyorum. 3 gün sonra tekrar sürüyor. Bu sefer acele etmeyeceğim. Biraz daha uzasın. Öyle alacağım. Şöyle olduktan sonra alacağım. Çünkü buralardan dal istemiyorum yani. Evet. Bununla ilgili budamadan da başka bir videoda bahsederim. Üstten 2 sürgünlük aldım. Alttan daha güzel dallar vermeye başladı. Bağlamalarıyla da ilgili konuşuruz yine. Bunları 8 olarak bağlıyoruz. Öyle. Bu tüplü bir Fuji elmaydı. Çok severim Fuji elmayı. O kadar kötü bir formu vardı ki bunun. Aldık işte o zaman bir heves. Biraz da vaktimiz de azdı. Şu üst taraftaki yaprağı, dalları ta aşağıya doğru böyle gidiyordu. Bunu mecburen böyle zorlayıcı bir bağlama yaptım. Şurası lider olsun diye. Yoksa bu Himalaya sedirleri gibi aşağı aşağı kıvrılıp gitmeye başlamıştı. Evet, bunda don zararı iyi görünüyor. Çünkü bu tüplüydü, erken açtı. En erken açanlardan biri buydu. Bu simsiyah olan yerler döküldü. Kalanlar böyle. İşte don neler yapıyor. Bakalım. Dondan sonra süren yer zaten tepesinde belli. Bu çok zarar gördü. 2 haftadır da toparlamaya çalışıyor. Yoksa bu seneki sürgünü şurası. Şuradan kesmişim kafasını. Bakalım şöyle. Bir yumruğum var. Üstte de 2 parmak var. 12 santim kadar. Bence ideal. Evet. Siyah yerler daha sonra rüzgarla böyle dökülmeye başlıyor. Peki. Kayısılar. Kayısılar çok güzel gidiyordu. Bu hariç. Bu şekerpare. Bu neredeyse yeni uyandı. Neredeyse değil, bir hafta oldu uyanalı. Ben kurur diye bakıyordum ama toparladı kendini. Şekerpare yeni açtı. Ha, bu boyadan videosu var kanalda. Bu boyamanın ben çok faydasını gördüm. Yani Nisan'daki bir soğuklardan bir kere kurtardı bence gözleri. Yani bir 2 derece bile sıcak tutmuş olsa Nisan'ın 24'ü 23'ü gibi de bir soğuk yaptı. Gözler zarar görmedi fazla. Yani hiç görmedi bence. En üstteki gözler bile uyandı yani. Bu boyamanın çok faydasını gördük ama her ağaçta aynı şekilde bu boyama tutmadı. Bak, arkada cevizler var, göremiyorsunuz. Çünkü yok gibi bir şey şu anda. Onlar da bu boya bu kadar kalıcı olmadı. Ağacın şu dokusuyla da alakalı. Ben bunları tekrar boyayacağım. Bu yarın öbür günkü yağmurlar da bitsin. Bu sefer de sıcaklardan korumak için boyayacağım. Ama boya kayısılara çok iyi yaradı. Elmalarda da fena değil. Şuradan bakıyorum, şöyle bir boya konusu olmuşken. İleride bademler de iyi beyaz duruyor. Elmalar biraz daha dökmüş boyayı. Evet. Bu rekora koşuyor. Iğdır kayısısı bu. Iğdır çalak kayısısı. Niye rekora koşuyor? Tabii bir sürü etken var ama benim gözlemim bir kere güzel bir fidan. Hani ince, baş parmak kalınlığında bir fidan. Çoğusu beğenmez bunu. Ben bulabildiklerimi ince almaya çalıştım zaten ama kökleri güzel olanları. Kayseri şartlarında fazla bir şansımız olmadı. Verdiği sürgünler mükemmel. Şimdi bu üsttekiler, sanki bu delikler böyle böcek zararı gibi görünebilir. Efendim dolu zararı gibi görünebilir. Değil. Bunlar hep dondan sonra oldular. Dolu vurmadı henüz. Yarın bir dolu bekliyoruz. Metrekareye 50 kilo yağış gösteriyor. Burasının rakımı 1470. Bu rakımda dolu düşme ihtimali her zaman var. İnşallah yarın dolu vurmazsa
yollarına devam edecek bunlar. Yoksa da yine zarar görecekler. Şimdi kayısı mükemmel ilerliyor. Şu dondan sonra şu ufacık zarar görmüş. Şurasını tekrar sürmüş bir karış. Hemen hemen her sürgünü böyle boyda. Yani birkaçını şöyle elimle göstereyim. Şöyle. Bir. Şöyle. İki. Ve daha gidiyor. Daha gidiyor. 45-50 santime yakın bir sürgünü var. Bu sürgün de öyle. Şu arkadaki sürgün hemen hemen öyle. Bunu ben teke bırakmıştım. Budaması da doğruydu yani. Şuranın ucundan. Bunları yapmak isteyen arkadaşlara fikir verebilir ama dediğim gibi ben uzmanı değilim. Ben okuyorum, araştırıyorum, izliyorum, dinliyorum. Uyguluyorum. Buradan vurmuştum, buralardan hep patlatmış. Tam istediğim gibi. Altlardan da öyle aman aman bir sürgün vermedi. Zaten kayısının böyle hızlı büyüyeceğini tahmin ediyordum ama bu bölgede kayısı ağacı tutturamadıklarını söyledikleri için biraz endişeliydim. Kayısı şimdilik iyi gidiyor. Ha, yanında işte hemen hemen aynı. Biraz kalınmış gerçi de. Kalınlığı hemen hemen aynı. Şekerpare. Bu böyle gidiyor. Aşağıda bir abimin bahçesine diktiğim şekerpare hiç tutmadı. Onun diğer ağaçları hep tuttu. Onun da şekerparesi tutmadı. Fidanın kalitesi burada çok önemli. Fidan alırken acele etmemek lazım. Evet, bu da güzel. Bence ideal. Bunlar sonuçta ne zaman açtılar? Tarihini biraz sonra bakıp söyleyeyim. Önce ağacı bir göstereyim. Tarihleri kayıtlı az çok. Bu da yine iki karışa yakın sürgün vermiş. Bu da Malatya kayısı diye satılıyor ama bakalım adına doğru mu? Yine güzel bir fidan. Boyuyla. Yine tepesini vurmuşum. Ha, bunda çift vurdum. Niye çift vurdum? Yani çatal yaptım bunda. Bir buradan kesmişim. Bir de buradan kesmişim bunları. Yaklaşık 80 santimden. Şöyle geri çıkayım. Tümsek yanıltmasın sizi. Şöyle yanına geldiğim zaman bel hizamın da biraz altında. Şurası cebimin hizasında. Vurmuşum. Ama iki tane vurduğumdan sonra bu da yine güzel açtı. İkisi de eşit kalınlıktaydı. Ağaç madem öyle eşit uzatmış, ben de bunları böyle vurmak istedim. Biraz da kayısı biliyorsunuz bölgemizde de genelde böyle çatal vuruluyor. Çok doğru bir şey değil diye tahmin ediyorum ama şimdilik böyle devam ediyor. Evet, cevizlere geçeceğiz. Şimdi görünmüyor ama bakalım. Şu cevizi önce çekeceğim. Neden? Bunun kanalda videosu var. 3 dakikada fidan dikimi diye bir video atmıştım. O zaman bunu dikmiştik. Bu gariplerim aynı şartlarda dikildiler. 3 gözden 4 gözden tepelerini vurmaya çalıştık bunların. Tepelerine su tuz sürdük. Her şey güzel gidiyordu ta ki 2 hafta önceki dona kadar. Şöyle sürgünler vermişlerdi yine. Bu ne kadar? 2, 3 parmak bir sürgün var. 3 parmak. Fernor bu cevizimizin cinsi. Soğuğa dayanıklı, geç açan. Yani daha ne kadar geç açabilir? İşte bu kadar geç açabilir. Neredeyse Haziran'ın başında uyandı. Tabii küçük fidan olduğu için böyle uyandı. Yoksa seneye daha erken uyanacaktı da. Haziran'ın başında neredeyse don yiyince kurudu gitti. Tekrar alttaki gözlerden sürmeye başladı. Bakın üstteki göz. Bu zaten açmamış bir göz de. Alttan sürmeye başladı. Buna düğme göz diyoruz. Düğme gözden sürmüş. Şurada yine bir tane sürgünü var. Evet. Don en çok cevizleri ve üzümleri vurdu. Bu bahçenin son ağacından itibaren ileriye doğru da asma diktim. O asmalarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onları çok güzel don vurdu zaten. Kastı kavurdu. Tekrar sürmelerini bekliyoruz. Yeni yeni açan 2 tane var. 10-12 tane orada asma var. Onlarla ilgili ayrı video çekmem lazım. Evet, Fernor'un durumu bu. Yine de iyi dayanıyor bence. Bu diğer bir Fernor. Bunda da bir tane yeni uyanıyor göz. Bak, bunlar boyayı o kadar iyi tutmadılar. Biraz da boyadan sonra 2-3 gün sonra yağmur vurmuştu. Belki onun da etkisi oldu ama. Evet. Çok uzatmayalım videoyu. Bu Fernette tozlayıcısı. Tozlayıcılarla ilgili de başka bir video yapacağım. Hep böyle diyorum ama çünkü hepsini bir anda anlatma şansım yok. Aklıma da gelmez. Fernette de hemen hemen aynı zamanda uyanıyor zaten. Bu bahçede dediğim gibi
Bana ait olmayan kısımda da cevizler var. Toplam 15-20 tane ceviz var. Farklı zamanlarda dikilmiş, farklı uygulamalar yapılmış. Onlarla da karşılaştırma şansımız olacak. Şimdi bu işi bilenler diyecekler ki, tamam fernetteyi diktin tozlayıcı ama başka diktin mi? Diktim. Bir tane de şurada ronde diktim. Ama bu sefer de diyecekler ki, ya 6 taneye 2 tane tozlayıcı mı diktin? Öyle yaptım. Hem bölgede ağaç artacak muhtemelen ondan. Hem de birisi sonra açıyor, birisi önce açıyor. Farklı zamanlarda tozluyor. Ben ikisini de dikmek istedim. Fazla tozlayıcının nasıl bir zararı olur? Onu da yaşarlarsa görürüz. Ronde'de henüz hiçbir hareket yok. Şöyle gözleri kabarttı. Netleştir. Küçük küçük kabarmaya başladı. Ama ronde kuvvetli bir ağaçtı. Kökleri çok iyiydi. Bunu internetten aldım. İnşallah açarsa o internetin sitesinin adını da paylaşacağım sizlerle. Çünkü güzel iş yapıyorlar. Gönderdikleri fidanları beğendim. Asmalar da çok güzel çıkmıştı. Onları da oradan aldım. Şimdilik paylaşmıyorum. Evet. Bu fernette. Bu ronde. Bunlar tozlayıcı. Burada da son iki tane daha fernurumuz var. İşte yani yüksek tepe vurumunun da hiçbir faydası yok. Zaten soğuk vurdu. Belki de faydası oldu. Yani tutarsız konuşmalar yapıyor olabilirim. Yüksek vurduk iyi olmadı diyorum ama soğuk burayı yaktı. Alt gözden patladı. Küçük küçük ama patladı yani. Bu tepelerini alacağız muhtemelen. Burada hiçbir hareket göremediğim bir fernur var. Bunu iki gün önce tepesini bakmak için kestim. Yüksekti bu. Şöyleydi. Aslında 3 karış falan yani. Kamera yanıltmasın. 1, 2, 3 karış bile değilmiş. Tepesi kuru görünüyor. Bunu şimdi en kısa zamanda şuradan bir yerden tekrar vuracağım. Belki uyanır, belki uyanmaz. Bundan şüpheliyim. Ama alt tarafı yeşil hala ağacın. Evet. Diktiğimiz 21 tane fidandan bir tanesi net olarak kurudu. Bir can eriği. Bu da kurudum kuruyacağım diyor. Cevizler ruhu itibariyle geç açar. Onu biliyoruz. Ama son dondan sonra da iyice geciktiler. Bunlar da artık normal görüyoruz. Evet, bahçenin genel durumu bu. Bu yükseltilmiş tümseklerin, sırtların çok faydası oldu bence. Hızlı büyüdüler. Dona rağmen. Yüksek rüzgarlara rağmen. Çok fena rüzgar aldı bu sene bura. Evet. Tekrar şu Iğdır Çalak Kayısı'nın önünde videoyu sonlandıralım. Bundan sonraki videolarda yaptığım diğer uygulamaları, ağaçların türlerini, şu heleklerin bağlanmasını, yaptığım şeyleri göstereceğim. Ama tekrar söylüyorum, ben bu işin uzmanı değilim. Okuyorum, dinliyorum, izliyorum, araştırıyorum. Ama öncelikle okuyorum. Evet. Herkese iyi günler. Teşekkürler.